Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda biraz kafa karıştıran, biraz karışıkmış gibi görünen bir model çalışması yapmak istedim. Aslında çok kolay. Sadece görünümü biraz kafa karıştırıcı. Tabii bilenler için değil. Daha yeni örmeye başlayanlar için. Ama gerçekten muhteşem bir bluz ortaya çıkıyor. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Ben bunu kendime diye başladım. Fakat biraz kısa tutmuşum şu kısımları. Kısa bir bluz oldu. Ben daha uzun istiyordum. Tekrar kendime bir tane örmeyi düşünüyorum. Şuralardan, şu kısımdan istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Zaten şimdi şöyle açık bir renkle, kalın bir iple çalışacağım. Daha anlaşılır olması açısından. Bu iple gösterseydim, renkli olması açısından biraz çok net görünmeyecekti. O yüzden bunu tercih etmedim. Sadece örgü aşamasında, sadece şu omuzlar dikilmedi. Kollar bir tanesini gene birleştirdim. Yerine dikmedim. Bunları parça parça bu şekilde göstermek istedim tam bitmeden. Bu da biten örgüsü biten kolun birleştirilmemiş hali. Örgünün birleştirilmiş halini de, yani nasıl birleştireceğimizi de şu örgüde göstereceğim. Gayet basit. Nasıl örüyorsak öyle birleştireceğiz çünkü. Şimdi hiç gözünüzü korkutmasın çok karışık olması. Gayet basit, gayet de güzel bir model ortaya çıkacak. Dediğim gibi bütün ölçülerinizi şurayı daha fazla örerek, çünkü dikine şöyle şöyle örülüyor. Buraları sabit bırakabilirsiniz. Şu yeterli bir 5 tane yuvarlağın olması bluzda yeterli oluyor. Kolda da 3 tane var. Bunlar yeterli oluyor. Sadece kol uzunluğuna, istediğiniz uzunluğa. Şu bayağı kısa bir bluz oldu. Bunu ben daha uzun, mesela en azından şöyle bir 6-7 santim daha, hatta 10 santim daha uzun olmasını isterdim. Şöyle mesela 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane daha fazla yapsaydım benim için daha ideal olacaktı. Örgüyü bilmediğim için, ben de çünkü ilk defa ördüm böyle bir örgü. Neyse, hani giyecek kişi bulunur gerçi, ama kendime şöyle o şu gösterdiğim iplerle denemek istiyorum. İp bilgilerini de vereyim. Alize Diva. Ben çok fazla marka göstermek istemiyorum ama öğrenmek istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz, o yüzden göstermek zorunda kalıyorum. Yoksa bir reklam falan değil. 3 numara tığ kullanıyorum. Çünkü ben de gözükmüyor artık örmekten. Renkli bir ip kullandım ama renkli bir iple de göstermek istemiyorum. Daha net olması açısından şimdi düz bir renkle örmeye başlayalım. İstediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Bir fikir olması açısından bedende uzunluk bana kısa geldi. Kolda da aynı şekilde. Kolunda, bedeninde biraz daha uzun olmasını isterdim. Genişlikte hiçbir sorun yok. Genişlik gayet iyi oldu. Bedendeki genişlik de gayet güzel. Fakat dediğim gibi küçük, yani kısa bir bluz oldu. Aa, güzel olmadı mı? Oldu. Yalnız ben biraz daha, mesela askılı bir elbise ya da straplez bir elbise giyildiğinde çok kısa kalmasını istemem böyle bir bluzun. Biraz daha şöyle belden aşağı durmasını isterim. Bu biraz kısa oldu. Bundan sonra kendime güzel şu fantazi iplerden bir tane örmek istiyorum. Ama şu kısmı daha uzun tutarak. Şimdi mantığını çözersek, diğer bluzlar gibi bu bluzun da size ile oynamak çok kolay. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz, genişletebilirsiniz, daraltabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz ve bunu çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi zinciri çektiniz. Büyük olsun, fazla olsun hiç önemli değil. İstediğiniz ebana geldiğinde kalanı kesersiniz, sökersiniz. Oralara hiç takılmayın. Şimdi şu yeterli ölçü dediğiniz noktada bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zinciri
şuradaki yuvarlakların arasındaki şu zincirler oluşturacak. Bunun üzerine 8 tane çekeceğim. O da şu yuvarlağı. Fakat bu ilk iki sırası için geçerli. Bundan sonra ölçüler değişecek örgü içerisinde. Şu 5 aradaki zincir. Bunun üzerine 8 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ilk önce şu yuvarlağı oluşturacağız. İlk zincirde sayarak, şuradaki ilk zincirde sayarak 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire çift alıyoruz. Tek kanat almayın ve kaydırma yöntemiyle çıkıyoruz. Sonra 1, 2 zincir, 1, 2 sayıp 3.'ye gene çift. Şurada 2 tane yuvarlak oluşturduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 de bizim şu yuvarlakların arasındaki kalacak zincir. Şimdi üzerine doluyorum. Şöyle alıyorum elime. İlk yaptığım zincire trabzan örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 8. 2 de şurada çektiğimiz zincirler sayesinde şurada 2 tane de bir trabzan gibi gözüken yer var. 2 tane. Onlarla birlikte 10 tane oldu. Bu yuvarlağın yarısı. Şimdi önce yarılarını örüyoruz. Sonra dönüşte halkaları bir tamamlıyoruz. Yuvarlakları. Şimdi gene 1, 2, 3, 4, 5. 5 aradaki kalması gereken mesafe. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen baştaki zincir. 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Çift kat. Bir, iki zincir, bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş tane kalıyor. Çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu aradaki zincir. Üzerine bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen baştakinden başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5 çift kat batıyoruz. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncüsüne gene çift kat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir kaldı. Üzerine doluyorum, çeviriyorum. İlk halkanın içerisine gene 8 trabzan. 1, 2,
3. Şurada da 2 tane gözüken var. Onlarla 10 oluyor. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şöyle yarım 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 çalıştık. Şimdi geri dönüyorum. Bir sekiz tane daha ilk yuvarla trabzan örüp halkayı tamamlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Şurada başladığım noktaya bağlıyorum. Arada 5 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu zinciri şuraya, şu yuvarlağın diğer yarısını örmek için trabzanın içerisinden şöyle çift kat alarak kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Ve diğer 8 taneyi dolduruyorum. Bir, iki, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Başladığımız noktada birleştiriyorum. Bazen pamuk gibi olduğu için katları bölünebiliyor. Gene 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum. Trabzanın üzerinden şöyle diğer 8 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başladığım noktaya şu açıklık kalmayacak şekilde bağlıyorum. Beden olanda, beden kısmında yani 5 yuvarlak vardı. Kolda 3 tane. Bunu sadece mantığını göstermek için, modeli göstermek için yeterli. 3 tane değil, 5 tane yaparsanız zaten beden o şekilde çalışılıyor ve 5 tane yeterli oluyor beden için. 3 tane de kol için gayet yeterli. Şimdi şu kısmı öreceğiz. İşte bütün genişlemeyi, kısalmayı, uzatmayı burada yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncüye bir sık iğne yapıyorum. Sonra üzerini doluyorum. Gene bir, iki atlıyorum. Üçüncüye pamuk ipi olduğu için biraz zorlanıyorum diyor. Şöyle bir çekeyim şunu da. Evet. 1
trabzan, bir zincir doluyorum. Aynı yere, aynı zincirin içerisine şöyle bir V oluşturuyoruz. Bir zincir, bir, iki tane atlıyorum. Diğerine bir sık iğne, bir zincir, bir, iki atlıyorum. Üçüncüye, pardon, şöyle trabzan yapacağız. Bir zincir, aynı yere, bir zincir, bir, iki, üçüncüye bir sık iğne, bir zincir doluyorum, bir, iki, üçüncüye bir trabzan, bir zincir doluyorum, aynı yere bir trabzan daha. Bir zincir, bir, iki, üçü, bir sık iğne, bir zincir doluyorum, bir, iki, üçüncüye trabzan, zincir, aynı yere trabzan. Bir zincir, bir, iki, üçüncüye bir sık iğne, bir zincir, bir, iki, üçüncüye bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir trabzan daha. Bu kadar yeterli. Çünkü burada hem modeli hem de yaka kesimini çalışacağız. Bir tane daha örelim. Daha net gözüksün yaka kesimi de. Çünkü çok fazla anlatılacak bir şey yok örgüyü öğrendikten sonra. Dümdüz kollar, omuzlar hepsi düz kesim olmadığı için sadece yakada bir kesim var. Onu da gene bu örneğin içinde göreceğiz. Bir zincir, bir, iki, üçüncüye bir sık iğne, bir zincir doluyorum, bir, iki, üçüncüye bir trabzan, bir zincir doluyorum, aynı yere bir trabzan daha. Şu kenar, şurası muntazam, daha muntazam, daha tok bir örgü olması için yanındaki zincire bir trabzan yapıyorum fazladan. Bu kenar. Şimdi dönüyoruz. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim. Üzerine doluyorum. Şuradaki şu V modeller var, desenler var. Şu boşluğa, zincirin içerisi, boşluğun içerisine bir trabzan yapıyorum. Sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Doluyorum. Gene şu V'nin içerisine. Bir trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş. Doluyorum. Gene diğer V desenin içerisine bir trabzan. Bir, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Şu boşluklar. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Gene desenin içerisine boşluğa bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Diğer
boşluğa. Şimdi şu şık sıra, şu ilk başladığımız, bu da örgünün ilk sırası. Şu yukarıda kalan üçlü, sonra bir tane aşağı kayıyor, sonra bir tane daha aşağı kayıyor. Üç yuvarlak yapıyoruz. 1, 2, 3. En uca iniyoruz. 1, 2, 3. En yukarı çıkıyoruz. Şöyle. Bu hep bu desen en son şöyle takip ediyor. Şunu yaptık. Şurayı. 1, 2, 3. Şuradaki desen. Şöyle göstereyim. Tersi oluyor çünkü. Şöyle. Şimdi buraya kadar geldik. Şuradayız. Bu desenin şimdi aşağı doğru şu yuvarlaklar bir aşağı doğru birbirinin içine giriyor yuvarlaklar çünkü. Bir kademe aşağıya şu ilk yuvanın şu arasına gelmesi gerekiyor. O yüzden şuraya kadar, şurada çektiğimiz şu araya kadar trabzanı yapmak zorundayız. Gene 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki yaptığımız bir zincirlik boşluğa bir trabzanı yaptık. Şuradayız. Şuraya çıkıyoruz. Gene 5. Çünkü desen aşağı gidiyor. Desen yukarı çıkmaya başladığında şuraya değil, burada kuracağız yuvarlağı. Şu V'nin ilk V'nin üzerine kuracağız. Hemen 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi şu ilk halkayı örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz koyu olsun şöyle. İlk zincirden başlıyoruz gene. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye gene çift kanadını alıp kaydırma yöntemiyle bir halka yapıyoruz. 1, 2, 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye gene şurada 1, 2. 2 tane zincir kalıyor. Şöyle çeviriyorum. Doluyorum. İlk halkaya 1, 2, 3, 4'ün bitirmiyoruz. İlk ilmeği alıyoruz, bekletiyoruz. Şu aradaki 5 zincirin ortasına batıp trabzanı bitiriyoruz. Sonra modeli hiç çevirmeden örgüyü şu halkanın içerisine diğer 4 trabzanı da örüp 8'e tamamlıyoruz. 2 3 4. Sonra şu aradaki zinciri de çekiyoruz. 2. 2 zinciri de unutmuyoruz bunu. Çünkü şuradaki boşlukla burada vereceğimiz boşluk aynı olması lazım. Bu halkaların rahat durabilmesi için. 1, 2, 3, 4. trabzana batıyoruz, bağlıyoruz. Şuraları geniş geniş olması gerekiyor.
Şimdi ikinci halkanın ilk yarısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki. Bir, iki. Üçüncüye gene çift katıyla bir halka daha yapıyoruz. Gene burada bir, iki zincir kaldı. Çeviriyorum. İlk halkanın içerisine, en uçtaki halkaya gene bir, iki, 3, 4. Bekletiyorum. Trabzanı bitirmeden diğer 5 zincirin ortasına batıp trabzanı tamamlıyorum. Sonra şu halkanın içerisine diğer 4 trabzanı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Gene bunun yarısı tamamlanmış oldu. Sonra 1, 2 zincir. Şuradaki şu boşluğu da veriyoruz. 1, 2, 3, 4. en tepeye bağlıyoruz. Şunu yaptık. Bunu. Şimdi sıra en uçta. Bir, ikinci halka. Üçüncü halka, sonra yukarı doğru. Bu şekilde dilimleri örmüş olacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beşinciye. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2 zincir kalıyor. Çeviriyorum. Baştaki halkaya, bu uç olduğu için direkt 8 taneyi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diğer 8'i de örüyorum hemen. Gene son halkanın içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk başladığım yere bağlıyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Şuradan geri dönüyoruz. Şu arada iki zincirler vardı. Burada da iki zincir. Şuradaki 5 zincire denk geliyor. Arada bıraktığımız 5 zincire denk geliyor mesafesi. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra geliyorum. Şuradaki yarım dairenin
Son trabzanından şöyle iki kanadını alıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Sonra kalan 8 taneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Başladığım noktaya bağlıyorum. Gene şu mesafeyi kat edip şuraya gelmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Gene yarım dairenin son trabzanından şöyle iki ip alıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. Doluyorum diğer 8 taneyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Başladığım noktaya bağlıyorum. Şimdi gene 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi şey bitti. Yuvarlak dolgu trabzanları bitti. 5 tane olsaydı bedeni 5 tane yapsaydık, beden örseydik 5 tane olacaktı bu. Hiç fark etmez sayısı. Önemli olan mantığı. 1 2 3 Şimdi 5 zincir çektim. Şuraya. Hiç araya batmayın. Hep örgü içlerine batın muntazam olması için. Bağladım. Bir zincir. Hemen ilk trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir aynı yere şu V desenleri oluşturuyoruz. Şunlar. Bir zincir. 5 zincirin tam ortasına bir zincir. Trabzanın üstüne bir trabzan. Bir zincir. Gene aynı yere. Şuradaki ördüğümüz örgünün desenin aynısını örüyoruz. Evet, sonuna kadar ördüm. Şöyle bir zincir, aynı yere bir tane daha. Şu kenar olduğu için şurada fazladan yaptığımız trabzanın üzerine bir trabzan daha. Sonra 1 2 3 zincir çeviriyorum. Doluyorum. Şu V'nin V desenin içine gene bir trabzan. 1 2 3 4 5 Doluyorum. Şuradaki yaptığımız örgünün aynısını 5 zincirlerle büyük büyük şu kafesleri oluşturup yuvarlakların şuraya kadar örüyorum. Hatta şuraya kadar. Çünkü desen aşağıya kaydığı için desenleri aşağı kayan desenleri buraya kadar yuvarlağın dibine kadar trabzan bu şekilde geliyoruz. Burada yapıyoruz. Yuvarlağa burada başlıyoruz örmeye. Desen yukarı çıkmaya başladığı zaman yuvarlaklar yukarı çıkmaya başladığı zaman da şu ilk V deseninden kuruyoruz. Şimdi
Biz daha 1, 2, 3'üncüyü yapacağız aşağı inen desenin. Şu 1, 2, 3. Şunu öreceğimiz için hala desen aşağı kayıyor. O yüzden şuradaki yuvarlığa kadar trabzan örüyorum. 1 trabzan, 5 zincir. 1 trabzan, 5 zincir. Son boşluğa kadar son trabzanı örüyorum. Şurası. Şimdi 5 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. trabzanın üzerine sık iğneyle bağlıyorum. Şurada ördüğümüzün aynısını bir tanesini tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gene ilk zincirden 1, 2, 3, 4, 5. Bir halka. Sonra 2 zincir. 1, 2, gene 3'üncüye. Ve 2 zincir kalıyor. Çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört. Yalnız dört son hareketi yapmıyoruz. Bekletiyorum. Şurada 5 zincirin ortasına trabzanı tamamlıyorum. Sonra şuradaki halkanın içerisine 4 trabzan daha yapıp 8'e tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra şu 2 zincirlik mesafeyi de örüp 2 zincir. 1, 2, 3. 4'üncüye sık iğneyle bağlıyorum. Yine aynısını buraya da örüyorum. Sonra şurada yaptığım gibi tamamını örüp sırayı dönüyorum. Diğeri gibi bir halka, yarım halka daha ördüm. 2 zincirle şurada tepeye, yani şu ikinci ördüğüm, en son ördüğüm halkanın yuvarlağın ortasına bağladım. Tekrar 10 zincir çekip bu halkayı ördüm. 8 tane trabzan içinde ördüm. Yani 3'ünün de yarısı örülmüş oldu. 1, 2, 3. Şu sıra. Şimdi bunu tamamlayarak geri dönüyoruz. Diğerlerinde yaptığımızın aynısını yapıyorum. Diğer 8 tane trabzanı dolduruyorum. Şuraya bağlıyorum. Sonra 5 zincir şu aradan geçiriyorum. Buralarda yaptığımız gibi. Burada bağlayıp gene 8 trabzan tamamlıyorum. Diğer uca kadar şu file bölümünde örüyorum. Şimdi şu sırayı tamamladıktan sonra biliyoruz artık nasıl gideceğini bu sıranın. Artık aşağıya doğru değil, yani uzamıyor, yukarı doğru gidiyor. Yani şu aralara geliyor. 1, 2, 3. Şu araya gelecek. O yüzden bizim arttırmalarımız şuradaki arttırmalarımız değil de 1, 2, 3, 1, 2, 3 gidecek. Şuradaki ilk V'nin üzerindeki trabzandan ilk halkayı öreceğiz. İlk yuvarlağımız burada olacak dönüşte. Gene beşer zincir bir trabzanla döndüm. Böyle giderken, yani dışarı doğru giderken örnek şuraya kadar örüyorduk. Şu yuvarlağın hemen önündeki boşluğa da en son trabzanımızı yapıp 5 zincirle
Şuraya çıkıp ilk halkayı burada kuruyorduk. Bunları öyle ördük. Şimdi böyle geliyor. Şuradaki halkanın şuraya gelmesi gerekiyor. Şuraya. 1, 2, 3. Şöyle olacak. O yüzden buraya kadar gelmiyoruz. Bir geri gidiyoruz. İlk V deseninin üzerindeki trabzanın üzerinden kuruyoruz ilk halkayı. Şuraya halkayı yapıp şuradaki 5 zincirin üzerine bağlıyoruz. Şimdi 10 zincir çekip halkayı örüyorum. Şimdi halkayı kapattım. 4 tane de trabzanı ördüm. Şuraya şu 5 zincirin ortasına batıyorum. Trabzanı şurada bekletiyordum son ilmeğini yapmadan. Şimdi trabzanı tamamlıyorum. Sonra gene halkanın içerisine kalan 4 trabzanı da yapıp halkanın yarısını tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yarısı oldu. Sonra şu iki zinciri de örüyoruz. 1, 2, 3, 4'üncüye bağlıyoruz. Şimdi buraya bir tane halka, sonra şuraya bir halka yapıyoruz. Ben bunu öreyim. Şuraya geldiğimde şuradaki bağlantıyı da beraber görelim. 1, 2, 3. Üçüncü halkayı da tamamladım. Ortadaki 5 zincirin ortasına bağladım. Ve 8 trabzanla yarısını ördüm. Şimdi diğer yarısını örüp gene 5 zincirle geçip 8'e tamamlıyoruz. 5 zincirle geçip 8'e tamamlıyoruz. Bu sırada bu şekilde örülmüş oluyor. Son halkayı da bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Aynen burayı nasıl ördüysek hemen karşı boşluğa bir sık iğne, bir zincir doluyoruz. Trabzanın üzerine gene aynı yere halkadan sonra 5 zincir, karşı boşluğa bir zincir, bir V deseni, sonra bir zincir, gene ortaya bir sık iğne olarak sırayı tamamlıyoruz. File bölümünde ördüm. İp burada. Şimdi 1, 2, 3, 1, 2 şuraya gelecek bundan sonraki halka. Zaten artık mantığı çözdük. Dönüyorum. Fileyi örüyorum. Desen aşağı indi. Son noktaya geldi. Şimdi 1, 2, 3 şuraya. 1, 2, 3. Yani şuradaki 5. zincire bir tane halkayı buraya oturtacağız. Yani bu demek oluyor ki ilk V halkaya yakın şu boşluktan sonraki ilk V deseninin içindeki batacağımız trabzanın üzerine 10 zincir çekip halkayı tamamlayıp yani halkayı yapıp 4 trabzan yapıp sonra şu 5. zincirin şu 5 zincirin ortasına yatırıyoruz. 1, 2, 3 oluyor. O zaman da 1, 2, 3. Yani bir dilimi bitirmiş oluyoruz. Sonra desen tekrar aşağı doğru iniyor. Şurada olduğu gibi 1, 2, 3, 1, 2, 3 çıktık. Sonra tekrar desen iniyor. O zaman ne yapıyoruz? Gene buraya kadar. Burada değil, buraya kadar son trabzanı yapıyoruz. 5 zincirle ilk halkaya çıkıp şuraya bağlayıp sık iğneyle burada 10 zinciri çekip halka yapıp buraya bağlıyoruz. Yani bir burada çalışıyoruz aşağı inerken, yukarı çıkarken desen
İlk V'de yapıyoruz ilk halkayı. Bu sadece şöyle bir detay var. Bunu çok kafanızı karıştırmasın. Çok basit. Anlattığım gibi örerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten model oldukça basit. Şimdi şu koldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şuraya kadar 23. Burada son dönerken şu 23, 24. sıra olarak demiyorum, desen olarak. Çünkü çift sıra olarak örülüyor bu. Yani 46 sıra oluyor. Ben sadece desen sayıyorum. 23, 24. desende şu halkaları tamamlıyoruz. Şu yarımları. Yani 1, 2, 3, 1, 2. Şurayı tamamlarken şu ikinci yuvarlakları tamamlarken eklemeyi yapıyoruz. Üçüncü yukarı çıkış burada var zaten. Buraya da tekrardan üçüncü çıkışı yani 1, 2, 3 indik. Bir ikinci çıkışta şuradan ekliyoruz. Şurada üçüncü çıkış var zaten. Bu hem bunun üçüncü çıkışı oluyor hem bunun. Yani nasıl ördüysek aynı şekilde birbirine ekliyoruz. Birbirinin içinde. Şimdi bazı videolara baktım. Bu desenin birleştirmesini çok hatalı gösteriyorlar. Dikkat edin. Deseni ördüğümüz gibi birleştirmemiz gerekiyor. Yani şu yuvarlaklar nasıl örüyoruz birbirinin arasına girerek örüyoruz. Fakat ben birkaç videoda gördüm. Yan yana bitiştirmişler. Hangi desenin neresinde yan yana duruyor ki? Şu yuvarlaklar birleştirirken de yan yana getirmişler çünkü becerememişler. Yani bunları örüldüğü gibi birleştirmeyi bazı videolar olmamış, yapamamışlar. Dikkat edin. Sizinki de yanlış olmasın. Şimdi ben burada birleştirmeyi 24. desene denk geliyor demiştik. Şu halkayı ben tamamladım. Şöyle iniş dersek biz bunları şu çıkış 1 2 3 çıktık. 1 2 3 indik. 1 2. İkinci çıkışta halkayı baştaki halkayı tamamladım. Sonra nasıl ördüysek öyle ekleyeceğiz dedik ya. Hemen şöyle şuradaki gibi iki zinciri çektim. Şuranın 1, 2, 3. çıkışı hem buranın hem buranın 3. çıkışı olacak. Bitmiş olan halkanın hemen kenarından 2 zincir çektim. Karşı halkanın ortasından. Şöyle 4. 1, 2, 3. 4. trabzanına bağlıyorum. Sonra tekrar iki zincir çekiyorum. Şöyle karşılığı tam olsun. Şuraya geliyorum. Yarım dairenin içine bağlıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 trabzan örüyorum. Tamamlamıyorum, bekletiyorum. Şurada yaptığımız gibi 4 tane trabzan yaptık. Şuraya 5. zincire, yani 5 zincirin ortasına bağladık. Sonra 4 trabzan daha yapıp 8'i tamamlamıştık. Aynısını eklerken yapıyoruz. Karşı şuradaki 5 zincirin ortasına bağlıyorum sırayı.
Sonra tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. 8'e tamamlıyorum. 2 3 4 ve sırayı bitiriyorum. Hiç ek yeri belli değil. Ördüğümüz gibi ekliyoruz. Şimdi gene 2 tane zincir karşı, yani şu bitmiş halkayı karşı halkanın ortasından ekliyorum. Bir iki zincir daha çekiyorum. Geliyorum. Yarım dairenin, yarım halkanın ilk trabzanına bağlıyorum ve 1 2 3 4 tamamlamıyorum. 5 tane zincirin ortasına batıp tekrar dolayıp 4 trabzan daha örüyorum. 1 2 3 4 gene halkayı şöyle örgünün içinden batıp bağlıyorum. Bakın hiç ek yeri belli bile değil. Gene 2 zincir karşı halkanın 1 2 3 değil dördüncüsüne şuraya batıyorum. Şöyle bağlıyorum. Tekrar 2 zincir. Karşıya. Nasıl bittiği zaman 5 zincirle buraya geliyorduk. Şimdi de gene aynı şekilde bağlıyoruz. Bakın. Gayet güzel oldu. Şuradan ekledik. 1 2 eklediğimiz zaten 3. çıkıştı. Ortak sıra burası. Buraya bağlıyoruz. Bu sıra hem buraya ait hem buraya ait çünkü. Şimdi file bölümüne geçtik. Bir zincir doluyorum. Gene ördüğümüz gibi birleştiriyoruz. Şu V'leri yapıyoruz. Bir tane zinciri çekiyorum. Trabzanı çekiyorum. Sonra karşısındaki ilk V'nin boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Battığım yere geliyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Zincirin 5 zincirin ortasına bir sık iğne. Bir zincir doluyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan. Sonra tam karşılığındaki şu V'nin ortasına bir trabzan. Dönüyorum. Battığım yere geliyorum. Bir trabzan. Farklı bir şey yok. Örerken de aynı sistemde örüyorduk. Bir zincir, bir sık iğne, 5 zincirin ortasına bir zincir doluyorum. Trabzana V yapıyoruz ama bu sefer birleştirerek yapıyoruz. İlk trabzanı örüyorum. Sonra karşısındaki trabzanın arasına bir trabzan. Sonra ilk battığım noktaya bir kere daha batıyorum. Şu V işaretini, yani deseni oluşturuyorum. Sadece karşılığındaki V işaretinin, yani deseninin ortasına batarak. Şimdi
bir zincir, gene bir sık iğne, bir zincir, trabzanın üzerine bir trabzan ve desenini yapıyoruz. Dönüyoruz. Şurada V deseni. Unutuyorum şunu. Bir trabzan. Tekrar aynı noktaya bir kere daha bir trabzan. Ördüğümüz gibi birleştiriyoruz. Birleştirme yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, dikişi için bedene dikip dikmek için biraz ip fazla bıraktım. Bu kol da bitti. Artık örülecek parçası kalmadı. İki kol bu şekilde. Hiç ek yerleri arasanız ben bir tanesine hatta işaret koydum. Bulabileyim diye. Çünkü ek yerini bedenin koltuk alt kısmına, alt kısma getireceğim için, gerçi hiç belli değil ama olsun, gene de o şekilde bir işaret koydum. Çünkü ben bile bulamıyorum ek yeri neresidir diye. Şimdi bunları bedene dikip artık son halini, manken üzerinde görselini hazırlamam gerekiyor. Yalnız ondan önce de göstermem gereken birkaç şey var. Şimdi şöyle bir yardımcı olur herhalde diye düşünüyorum. Ön taraftaki şu desenler ön ve arka beden için 7 kere tekrarlanıyor. Kolda 6 kere. Yani şunlar kolda 6 tane var. 6 kere tekrarlanıyor. Bedende 7 kere. Hem önde hem arkada 7 kere tekrarlanıyor. Şurada bir yaka kesimi göstereceğim şimdi. Şöyle motifler. 7 kere beden, 6 kere kol. Yardımcı olur böyle bir grafikte. Şöyle arka dümdüz zaten. Şu sıra sayısı 28. Şöyle grafiğe de yazdım. 28 sıra, ön arka aynı şekilde. Tabii bu benim ördüğüm. Siz kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Zaten ölçüleriyle çok kolay oynanabilecek, değiştirilebilecek modeller çalışıyorum ki zorluk çıkarmasın örerken diye. Hani iki sıra fazla örersiniz, iki sıra daha şurada bırakırsınız, daha kısa yaparsınız, daha uzun yaparsınız. Bunlar çok kolay. O yüzden böyle desenleri tercih ediyorum. Şu ön parça, boşlukları sayarsam 1, 2, 3, 4 boşluk bırakmışım. Böyle bir 10 tane de desen bırakmışım. Böyle bir yaka ördüm. Şimdi o yakanın da örülüşünü hemen göstereyim. Şuradaki desenler çok açık bir şekilde anlattım. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi yakaya geliyoruz. Tamamladım. İstediğiniz ölçüde ölçtünüz, belirlediniz ve o ölçü üzerinde öreceksiniz. Şimdi dönüyorum. Artık yaka yapıyorum. Bir zincir, hemen dibine bir sık iğne ve her trabzanın üzerine bir sık iğne, boşluklara gene bir sık iğne. Trabzana içine batıyoruz. Zincirlerin boşluğuna batıyoruz. Yaka ne kadar açık istiyorsak o kadar bu sık iğneyi örmeye devam ediyoruz. Boşluklara, örgüye, alttaki trabzan yani örgü sayısı, ilmek sayısı kadar sık iğne çalışıyoruz. Boşluğa, trabzana,
1, 2. Şurada keselim. Yakanın oldu ya da biraz daha örelim. Trabzana, boşluğa, trabzana, trabzanın üzerine V deseninin içine de bir sık iğne. Buraya kadar yeterli göstermem için. Zaten herkes kendi ölçüsüne göre örecek. Şimdi şu kenarı nasıl ördüysek yakanın, bak aynı şekilde indik. Gene yakayı keserken şu şekilde devam ediyoruz. Bir tane V desenin içine sık iğne yaptık. Sonra iki zincir doluyorum. Gene aynı yere bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Şuradaki V içine bir trabzan. Yani deseni gene eskisi gibi örmeye devam ediyoruz. Şuradaki görüntü devam ediyor. Şuradaki yaptığımız, şu fazladan battığımız trabzanı da şurayı tok bir görüntü oluyor. Aynı şekilde yakada da devam ediyoruz. Çok örmeden şuradan hemen geri döndüm. Sadece yaka kısmını öreceğiz çünkü. Gene file örgü devam ediyor. Bir zincir, trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir, gene aynı yere V örüyoruz. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, gene şuradaki desenin içine bir zincir, aynı yere bir V, bir de fazlasını. Dediğim gibi şu kenar nasıl devam ettiyse yakadaki kenarda aynı buradaki gibi dönüşler aynısı devam ediyor. Şimdi gene 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Doluyorum. Ortaya bir zincir, bir değil 5 zincir tabii ki. 2, 3, 4, 5 doluyorum. V'nin ortasına. Bir, iki, üç, dört, beş doluyorum. Yine bu şekilde örgüyü devam ediyoruz. Buraya yeterli dersek, çok fazla örmenin de bir gereği yok. Hemen nasıl çıktığını göstereceğim. Burada sık iğnelerle inmiştik. Şimdi şuradaki sayı kadar şu V desenin içine battığımız haricinde şu trabzanına battığımız sık iğneden itibaren sayalım. Burada 20 tane var. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle aynı deseni tekrardan kuracağız. Bir fazladan çekiyorum ve 20 sık iğne örüyorum. 3 4 1 2 şu 3 tane, bir de burası 3 tane kala doluyorum. Hemen V'nin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Diğer V desenine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5.
Bu şekilde örgü devam ediyor. Deseni hiç bozmadan. Şimdi sırayı döndüm. Sık iğne üzerine şuradaki desen aynı şekilde devam ederek kuruyoruz. Bir zincir. Bir iki atlıyoruz. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir iki atlıyoruz. Bir trabzan. Bir zincir. Gene aynı yere bir trabzan. Şurada kestiğimiz deseni burada tekrar kuruyoruz. Bir zincir. Bir iki. Üçüncüye bir sık iğne. Bir zincir. Bir iki. Üçüncüye trabzan. Zincir. Aynı yere bir trabzan. Bir zincir. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir iki. Üçüncüye bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir de fazlasını kenar trabzanını örüyorum. Şurada ne kadar kestiysek yakayı keserken şurada kestiğimiz bütün deseni burada tekrar kuruyoruz ve yukarı çıkıyoruz, tamamlıyoruz. Örgü bundan sonra omuz, yaka ve diğer omuz olmak üzere devam ediyor. İstediğiniz ölçüde yapıyorsunuz, kendi ölçünüze göre. Desen hepsi bu kadar. Zaten bluzda da bir şu yaka kesintisi, kesmesi var değişik olarak. Çünkü dümdüz örüyor. Bir de şu inen ve çıkan dilimleri inerken kafes yuvarlağın hemen yanındaki boşlukta kuruyoruz. Yukarı çıkarken de bir sonraki V'den kuruyoruz. Bu şekilde aklınızda kalacak olan tek iki detay bu. İnerken ve çıkarken bir de yaka kesintisi. Diğer taraflar düz. Şimdi şuradaki bitmiş olarak, yani örgü tamamen bitti. Örme işi bitti ama şuradaki omuzların dikilmesi var. Şöyle kollar dikilecek. Ölçüye göre tabi yapacaksınız. Ben şimdi size santim versem sizin ördüğünüzle örtüşmeyecek. Farklı olacak. O yüzden ölçünüze göre yapın. Ben kol ölçüsü kadar bıraktım. Kol evlerini şöyle buraya dikeceğim. İnce ince desenleri birbirine denk getirerek, özellikle omuzlarda deseni birbirine denk getirerek omuz dikişlerini, bir de kolları birbirine dikeceğim ve bluz bitecek. Bunun görselini hemen burada beklemeyin, çünkü daha bunu dikeceğim ve mankenin üzerinde yapacağım görselini. Bu mesafeden çok fazla görsel beklemeyin lütfen. Zaten videonun başında bluzun şeklini manken üzerinde gösteriyorum. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.